Evet değerli izleyenler, Çan İda Koyun Keçi Panayırı'nda sohbet ve röportajlarımıza bu sefer de Çanakkale Köy KOP Başkanımız Sayın Okan Işık ile devam ediyoruz. Okan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Adem Bey, hoş bulduk. İsmim Okay, onu düzelteyim. Kusura bakmayın, ben düzelteyim. Okay. Evet, Okay. Okay Işık. Evet, sizleri tanıyalım. Ne zaman başkan oldunuz? Köy KOP'un Çanakkale faaliyetlerinde sizlerden dinleyelim. Evet, Köy KOP henüz bizim bünyemizde yeni bir merkez, il birliği. Yılbaşı 2023 Ocak ayı itibariyle tekrar Çanakkale'de aktif hale getirdik. Daha önce vardı, kapatılmış, görevini yitirmiş. Biz bunu Ocak ayından itibaren tekrar onayımızı alarak aktif hale getirdik. Tabii bünyemizde artık kırsal kalkınma kooperatiflerini alarak, onların gücünü de desteğini de arkamıza alarak faaliyetlerimize onlarla beraber devam etmek istiyoruz. Onların sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Üreticimizin tabii ki bayağı yoğun sorunları var. Yani onların dertlerini, sorunlarını daha üst mercilere ileterek görevimizi ifa etmeye çalışacağız. Evet, Köy KOP veya tarımsal sizin faaliyet alanınız anlamında neler yapabilir? Hedeflerinizde neler var Okay Bey? Şimdi Köy KOP olarak tabii ki bütün tarımsal faaliyetlerini içine kapsayan bir birlik. Tabii en planda birinci olarak hayvansal üretim geliyor. Akabinde tarım ürünleri. Bu da ikinci planda bize göre. Bölge olarak da hayvansal ürünler çok ağırlıklı olduğu için bizde hayvan üretimi, işte işletmeler, küçük baş, büyük baş olsun. Tabii bu işletmelerin üretici işletme sahiplerinin birçok sıkıntısı var üretimin maliyetiyle ilgili. Bu maliyetlere biz daha çok nasıl yardımcı olabiliriz maliyetler konusunda üreticimize? Onları dinleyerek, çözüm arayarak ve diğer kanallardan nasıl daha onlara faydalı olabiliriz? Bunların programlarını yapmak istiyoruz ilk etapta. Tabii kooperatifler henüz üyeliklerini oluşturmaya başladık yeni kırsal kalkınma kooperatiflerin. Bu üyelikler arttıkça biz de güçleneceğiz birlik olarak. Onların dertlerini daha çok dile getireceğiz üst bölgelerde. Yani onlara bu şekilde faydalı olmak istiyoruz. İnşallah verimli bir bölgedesiniz. Evet. Hem koyun keçi varlığı anlamında hem diğer markalaşmış ürünleriniz anlamında. İnşallah bunları da gerçekleştirirsiniz. İnşallah, inşallah bizim dileğimiz de o. Yani yeter ki üreticimiz o sıkıntıları aşsın. Bizim tek istediğimiz şey bu. Yani yeter ki üretici refaha ulaşsın. Üretici refaha ulaşırsa onlarla birlikte biz de çok mutlu olacağız. Biz de sevineceğiz. Yani bütün derdimiz bu. İnşallah başarılar diliyoruz başkanım. Güzel. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Okay Işık Çanakkale Köy KOP Yönetim Kurulu Başkanımız. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Canlı yayınımız devam ediyor efendim.